Hello my students, welcome back to my video lesson. Merhaba sevgili öğrenciler, İngilizce derslerimize tekrar hepiniz hoş geldiniz. I am your teacher to teach you English better. In this video lesson, we will make revision of some subjects for 5th grade students. Bu videomuzda arkadaşlar özellikle 5. sınıf öğrenciler için bazı konuları tekrar eden çalışmalar yapacağız. I hope you will learn these subjects with great exercises. Umarım arkadaşlar bu konuları yapacağımız bu etkinliklerle daha iyi öğreneceksiniz. Okay, if you are ready, let's begin. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler, birinci ünitemize ait bir konuyla çalışmamıza başlıyoruz. As you know, we have learned school subjects. Bildiğiniz gibi arkadaşlar daha öncesinden okul derslerini öğrenmiştik. Ekranda gördüğünüz gibi bir haftalık ders çizelgesi var arkadaşlar. Look at Asya's timetable and fill in the blanks. Şimdi burada arkadaşlar Asya adındaki bu öğrencinin haftalık ders çizelgesine bakıyoruz ve aşağıdaki cümleleri birlikte dolduruyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ekrandaki bu ders çizelgesine bakarak bazı sorular soralım ve onları birlikte cevaplandıralım. Devamında da aşağıdaki cümleleri birlikte dolduracağız. Which classes does she have on Monday? Peki Asya'nın pazartesi günü hangi dersleri var arkadaşlar? Cevaplandıralım. She has double maths, English, social studies, music and art. Bir başka soru soralım arkadaşlar. When is her music class? Peki Asya'nın müzik dersi ne zaman arkadaşlar? She has music class on Monday and Thursday. Yani pazartesi ve perşembe günleri müzik dersi var arkadaşlar. Which classes does she have on Tuesday? Peki salı günü hangi dersleri var? Bakalım. She has science, math, Turkish, history and double physical education. Burada arkadaşlar double ifadesini kullandım. Dikkat ettiyseniz bir günde aynı ders iki kez varsa iki ders saati olarak tekrar ediyorsa arkadaşlar burada double ifadesini kullanıyoruz. Şimdi aşağıdaki cümleleri birlikte dolduralım. I have boşluk on Monday. Burada pazartesi günü kaç saat dersi olduğundan bahsediyor. Tabii ki ne yazacağız? I have six on Monday. I have six classes on Monday. Yani pazartesi günü 6 dersim var şeklinde tamamladık. İkinci cümle okuyorum. I have music classes on boşluk and yine bir boşluk var arkadaşlar. Burada müzik dersi tabloya baktığımızda hangi günlerde ise o günleri yazıyoruz. Yani cevabımız ne oluyor? I have music classes on Monday and Thursday yani pazartesi ve perşembe günleri müzik dersi var. Bir başka cümleye geçelim. I don't have any classes. Burada hiç dersim yok ifadesi kullanılıyor. Yani hangi gün hiçbir dersi yok arkadaşlar? Tabii ki I don't have any classes on Saturday. Yani cumartesi günü hiç dersim yok şeklinde tamamladık. Bir başka cümleye geçelim arkadaşlar. I have boşluk Turkish classes every Haftada arkadaşlar Türkçe dersi kaç tane var ondan bahsedecek. I have four Turkish classes a week. Haftada 4 Türkçe dersim var şeklinde cümleyi tamamlıyorum. Son cümlemize geçelim. I have double boşluk classes on Tuesday. Burada arkadaşlar salı günü çift saat ders olan hangisi baktığınızda burada tabii ki physical education'ı görüyorsunuz. Yani beden eğitimi dersi. O yüzden cevabımız I have double physical education classes on Tuesday şeklinde cümlemizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Geçelim bir diğer çalışmamıza. Okay my students, let's keep going with a new exercise. Evet sevgili öğrenciler, bir başka etkinlikle konumuza devam ediyoruz. Şimdi burada Mike adında bir öğrencinin kısaca kendini tanıttığı bir parça var. Öncelikle arkadaşlar bu parçayı okuyoruz. Daha sonra aşağıdaki 10 soruyu, Mike'a yönelik 10 soruyu birlikte cevaplandırıyoruz. Let's read the text and answer the question. Evet arkadaşlar başlıyorum. Hi, my name is Mike. I am from the USA. I am American. I live in New York. I am 11 years old. I go to Brooklyn Secondary School. I like learning language. I am good at learning language. I speak three languages. I speak English, Spanish and German. I have six classes a day. I don't have any classes on Saturdays and Sundays. My favorite classes are language and math classes. I love solving problems. I hate art and music classes. I don't like drawing pictures and singing songs. Burada arkadaşlar özellikle bu parçanın son kısmına dikkat edelim. Son kısmında arkadaşlar Mike sevdiği ve sevmediği dersleri ifade ediyor. Nasıl söylüyor arkadaşlar? Tekrar edelim. My favorite classes are language and maths. I love solving problems. I hate art and music classes. Burada arkadaşlar sevdiği ve sevmediği dersleri ifade etti. Şimdi aşağıdaki 10 soruyu Mike'a yönelik bu 10 soruyu cevaplandırıyoruz. Birinci soru. Where is Mike from? Mike nereli? Evet cevabı burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım He is from the USA. Yani Amerikalı arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruda bu kişinin ulusunu yani milletini soruyor arkadaşlar. What nationality is he? Ulusu ne? Mike'ın ulusu ne? Cevaba bakalım. He is American. Yani Amerikalı arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. How old is he? Peki kaç yaşında? Mike adındaki bu öğrenci kaç yaşında? Bakalım parçaya. I am 11 years old. Yani 11 yaşındayım diyor. Tabii ki cevabımız şöyle. He is 11 years old. O 11 yaşında. Dördüncü soruya bakalım. Where does Mike live? Mike nerede yaşıyor? I live in New York. Burada cevabı arkadaşlar görüyoruz. Yani he lives in New York. New York'ta yaşar. Geçelim beşinci soruya. Where does Mike study? Peki Mike hangi okulda okuyor? Evet, cevabı gördünüz mü? Evet, burada arkadaşlar. So the answer is he studies at Brooklyn Secondary School. Yani Brooklyn Ortaokulu'nda okuyor. Geçelim bir diğer soruya arkadaşlar. What is Mike good at? Burada good at ifadesini görüyoruz. Herhangi bir şeyde iyi olduğumuzu ifade ediyoruz. I am good at drawing picture. Ben resim çizmede çok iyiyim. Burada da Mike'ın hangi konuda iyi olduğuyla ilgili bir soru var. What is Mike good at? Mike hangi konuda iyi? Cevabı bakalım. He is good at learning language. Yani dil öğrenmede çok iyi. Geçiyorum bir diğer soruya. How many languages can he speak? Kaç dil konuşabiliyor arkadaşlar? Burada cevabımızı görüyoruz. Arkadaşlar I am good at learning language. I speak three languages. Yani üç dil konuştuğunu ifade ediyor. Cevabımıza bakalım. He can speak three languages. What are these languages? Peki hangi dilleri konuşuyor? He can speak English, Spanish and German. Yani İngilizce, İspanyolca ve Almancayı konuşabiliyor arkadaşlar. Geçelim. What are Mike's favorite classes? Mike'ın sevdiği dersler neler arkadaşlar? Kontrol edelim cevabı. His favorite classes are language and math classes. Yani sevdiği dersler dil dersleri ve matematik dersi arkadaşlar. Geçelim bir diğer soruya. What classes does Mike hate? Peki Mike hangi derslerden sevmiyor? Hangi derslerden nefret ediyor? Cevabımız tabii ki He hates art and music classes. Yani müzik ve resim derslerini sevmiyor. O derslerden nefret ediyor arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Does Mike like singing song? Peki Mike şarkı söylemeyi seviyor mu? Bunu da son cümlede görüyorsunuz. I don't like drawing pictures and singing song. Cevabımız ne arkadaşlar? Tabii ki No, he doesn't. He doesn't like singing songs. Yani şarkı söylemeyi sevmiyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Okay, that's all. Thanks for watching this video. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. See you next time with new videos. Take care of you. Goodbye.